Uluslararası sularda ticaret yapan gemilere saldırıp mallarına el koyan korsanlar var. Bunun yanlış olduğuna kimsenin itirazı yok. Peki düşmanınız bile olsa ticaret için yola çıkmış bir kervana saldırmak ne kadar doğru? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar şeyi düşünüyor yani Mekke kervanını niye engelliyorlar diye şey yapmış oluyor. Şimdi orada o kadar ayetleri okuduktan sonra herhalde bu soruyu soran kişi çok iyi düşünmemiş gibi gözüküyor. Daha önce de onlar gidip geliyorlar. Bir de o zamanın şeyini düşünün. Mekke'den Müslümanlar Medine'ye hicret ederken onların bütün mallarına el koydu zaten şeyler, Mekkeliler. Ancak canlarını zor kurtardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl hicret ettiğini hepimiz biliyoruz. Yani o şeyden Taif'e gidiyor gibi çıktı. Çünkü herkes Medine'ye gidildiğini biliyor. Taif yolu üzerinde Sevir mağarasında 3 gün gizlendi. Böyle bir ortamda kendine ait bütün malları, bütün her şeyi orada bırakarak ancak canını kurtarıyor, yanında götürebildiğini götürüyor. Müslümanların hepsi de öyle. Dolayısıyla burada bu insanları orada göçe zorlamak değil yani ölümden kaçarak oraya gitmişler ve bunların mallarına el konmuş. Dolayısıyla bunların hakları var. Şeyde de bir kural var. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural var. Yapılan kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Yani Mekkeliler Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için onların hak ettikleri Mekkelilerin de Mekke'den çıkması ve Müslümanların eline geçmesidir. Zaten Allahü Teala Bakara 191. ayetinde de bunu söylüyor. Ve ahricuhum min haythu ahracukum. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın diyor. Dolayısıyla buradaki öyle uluslararası sularda bir korsan falan meselesi değil. Bak başka bir grubun Mekke'den geçen başka bir kervanın herhangi bir şekilde hücuma uğradığına dair en küçük bir şey yoktur. Yani hiç kimseye bir şey yapılmamış ama Mekkeliler öyle değil. Mekkeliler Müslümanlara karşı yapılabilecek en büyük haksızlığı yapmışlar ve cezayı hak etmişler. Yani orada onlara karşı yapılması gereken yani Mekke'nin tamamını Müslümanlara borçlanmış durumdalar. Çünkü Müslümanları oradan çıkarmışlar. Dolayısıyla burada verilen şeyle, cezayla onu bir tutmamak gerekir. Evet.